hem de vergi alınmayacak şekilde bu yaklaşık 700 küsür bin liraya geliyor. Bunu hazineden karşılansın. Şu anda asgari ücretliye bir şekilde bu mağduriyet giderilsin diye bütün siyasi partilerde sadece meclise bir kanun çıkmak suretiyle destek olunması konusunda DİSK yönetim kurulu olarak siyasi partileri, meclisteki siyasi partileri ziyaret ettik ve çalışmalarımızı onlara verdik. Gerçi burada şunu da söylemek gerekiyor. EYT'lilerde orada da sıkıntı var. Yani aslında konular çok ama... Var ama evet demişken... EYT'ye de değin başkanım. EYT konusuyla alakalı... Çünkü bireysel emeklilikten o boşluktan bahsettiniz. EYT'liler bunu bizzat... Evet, EYT konusu bir mağduriyet var. Bir an önce bu konuya değinilmesi gerekiyor. Yani en büyük mağduriyetlerden bir tanesi. Aslında bir sürü mağduriyetler var. Bunlar siyasallaşmış bir yapılar olarak görmemek gerekiyor. Ben buradaki Kocaeli bölgesindeki EYT derneğe beni ziyaret etti arkadaşlarım. Onlarla uzun uzun konuştum. Her türlü siyasi görüşten olan arkadaşlarımızın olduğunu işin açıkçası gördüm. Bunlar siyasallaşmaktan da korkuyor. Şu yapı bu yapı şeklinde gerçekten mağduriyetlerin giderilmesi. Ya 20 yıl çalışan bir arkadaşımızın hadi senden çalışmıyoruz deyip de iş akdinin feshedildikten sonra belirli bir işsizlik fonundan yararlanıp daha sonra da sağlıktan yararlanılmaması kadar böyle absürt bir şey olamaz ya. 20 yıl prim ödemiş bu adam ya. Bu adamın çoluk çocuğu var. Sağlıktan nasıl yararlanamaz? Ya en basitini söylüyorum. En basitini kaldı ki yıllara varan bir emeklilik sistemi var. Bir an önce EYT mağduriyetini giderilmesiyle alakalı yasal düzenlemeler olmak zorundadır. Kuvvetle muhtemel işte önümüzdeki seçimlerde bunlar vaatler olarak siyasi partilerin gündemine gelecek olan en önemli yaklaşımlar olacaktır. Şimdi şeyi sorayım ben. Ben bir şimdi benim elimde bir rapor var. İşçiler ne düşünüyor?